Oğuzhan bir ara Ceren'e serenat yapıyordu yani. Hani o dere, yani bu evde görülmeyecek bir şey senin sayende görülmüş oldu. Değil mi? Yanlış mıyım? İlkler yaşandı. Evet, evet. Güzel kişilerden biriydi yani. Evet, nasıl oldu ya? O an zaten ben artık gireyim dedim. Beni bırakın, benim çünkü burayı görmem lazım. Orada canlı canlı yaşamam lazım dedim. Ceren ne der? Şaşırmadım ki. Yapacağımı biliyordum hissettiğim yani. Şeyler. Nasıl? Peki mesela şaşırmadım derken bekliyordum böyle bir şey manasında mı söylüyorsun? Tabii ki bekliyorum. Şimdi yani ben bir haftadır Elzem'den daha önce buradayım. Sonuçta benim yarışma stilimi gördü ve Elzem'i tanımıyorken aldı benim inadıma sadece. Ve Dilara'nın inadını. Dilara ile yani şey Elzem yeteneksiz demiyorum asla senin için. Ama Dilara yeteneksiz. Şimdi Dilara zaten etkisiz eleman. 6 kişilik ekipte 5 kişi yarışıyorlar. Elzem'e de baktı. Elzem yemek oyununda başarısız olduğunu görünce yemek oyununda ben daha başarılıyım ya. O yüzden söylediğini düşünüyorum. Kusura bakma. Geçti. Çok geç mi diyorsun? Çok geç yani. Potadasın. Peki mesela Elzem'in, izninle soruyorum tabii ki. Elzem'in Oğuzhan'la ilgili yaptığı yorumlarla ilgili ne söyleyeceksin? O da Oğuzhan gibi. Yani kendi haklıyken çok yüksek ses tonuyla konuştuğu için... Doğru. Düşünecekleri arkadaşlar şey hani suçlu psikolojisi. Hani kendini bastırmaya çalışıyor. Hani haklısın evet ama bunu düzgün bir dille anlatsan, düzgün ses tonuyla anlatsan... Yine anlamayacak ama sen anlat yine öyle de dene be. Konuşabilir miyim? Ya zaten de gülerek söyledi o kadar değil. Ben bir şey yanlış bir şeyi aşağılamaya yakın bir şey olduğu zaman ben zaten müdahale ediyorum öyle sen sakın. Rahatsız olacak bir şey söylemeden. Samimi söylüyorum. Şu an tavşan konuştu. Yani 8 adım attı ya rahatsız oldu. Sana doğru 8 adım atınca dedi bari bir 2-3 tane de geri attı şimdi. Yok olsun. Dedik onun böyle bir şey yani çok yaklaşmış olmuyor. Onun eleştirisi bir şey demiyor. Ne diyorsun? Sadece. Bir herkes bir söylesin ondan sonra mutlaka herkesin unutuyorum söylediği. Unutuyorum çünkü de yani. Unutuyor musun? Yapma unutma ya. Hatırlarsın. Daha çok gençsiniz arkadaşlar. Çok kısaydı zaten yani haklılık verecektim. Ben bağırırken bu arada senin için de söylüyorum. Evet haklısınız. Belli bir seviyeden sonra... Biri bir şey anlamayınca, algılamayınca çok sinirlenip çok çıkışıyorum. Artık dayanamıyorum çünkü. Kendim hatta girerken de söyledim. Arkadaşlar ben çok bağırmaya gelemiyorum. Kendim de bağırmak istemiyorum dedim. Benim sesim çok cart dedim. Bunu söyledim hayır. Yani. Değil. Dilara var onun önce. Ya, ay diyor bilemem. Diyorum ben de Allah'ım yani. Tamam. Arkadaşlar ben bağırmak istemiyorum dedim. Anladık tamam bağırmak istemiyorsun zaten. İster istemez anlaşılamadığın için çıkıyor, yükseliyorsun evet. Tamam. Ben erkekleri sormak istiyorum Oğuzhan'ın tavrıyla ilgili. Ben öncelikle Ceren'e katılıyorum, Burcan'ın. Onun haricinde Oğuzhan artık benim gözümde yani o kadar saçma bir boyutta gözüküyor ki yani ben az önce söyledim zaten benim için çocukça geliyor. Hani hem sadece Oğuzhan değil, Oğuzhan işte ben kralım, abinim, ağayım, liderliği işte benden öğrendin. Ya herkes böyle bir şey böyle bana gerçekçi şeylerle gelin yani hani. Böyle hep lafta böyle bir şeyler konuşabiliriz, lafta konuşabiliriz. Performanslarınızda başarı gösterin. Bana böyle gerçekçi cümleler, sen bana nerede liderlik öğrettin? Sen bana nerede abilik yaptın? Sen bana nerede krallık yapıyorsun? Yani bunlar bana artık çocukça geliyor, komik geliyor. Ben böyle hani daha böyle sert şeyler, daha gerçek şeyler konuşmak istiyorum. Böyle biz burada hikaye, masal yazalım diye hani gelmedik. O yüzden düşüncelerim aksiyon bu yönde. Aksiyon istiyorum diyorsun aynen, biraz. Aynen, tamam, hocam. Sen peki bırak. Ya öncelikle ben artık Oğuzhan'a hani gülmekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü anlatmaya çalıştığı anlamadığı için artık gülüp geçiyorum. Çok da kendimi yormak istemiyorum Oğuzhan'a karşı. Sadece demek istediğim şey eğer ki ben tavrından vazgeçerse bu evde kalabilir ama gidişat onu gösteriyor ki bu evde kalamayacak. Murat? Ya Burcu Hanım, Oğuzhan'ın ben gerçekten her şeyi böyle kötü niyetinden yaptığını düşünmüyorum. Yok, hiçbirimiz. Hiçbir şekilde. Yani onun o karnındaki o tavşanı ben de görebiliyorum her zaman. Evet iyi niyeti de oluyor, onu da görüyoruz. Sadece bir şey söylediği zaman onun net cevabını alabilmek istiyor insan. Hani karşısında nazikçe bir şey konuşsam bile oradan niye söyledin, buradan niye söyledin deyip hani olayın cevabını tekrar alamayıp tekrar bir dönüp dolaşıp aynı soruya gelmemiz bu da tabii ki karşılıklı bir öfke doğuruyor. O ses yükseltiyor, ben yükseltiyorum. Sonra hedef haline geliyor ya da ben hedef haline geliyorum. Veyahut da arkadaşlar hedef haline geliyor. Demek istediğim kendini çok iyi ifade ederse zaten kendisi yarışmalarda elinden geleni yapıyor. Yani bunu herkes de görüyordur diye umuyorum. Hani kendisine biraz daha dinleyebilmeli, biraz daha olumlu cevaplar verebilmeli diye düşünüyorum kendisine tamam. Herkese karşı. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya Oğuzhan'la Elzem arasındaki sorun
Oğuzhan'ın sizin dediğiniz gibi bazen haklıyken de haksız duruma düşmesi ya da kendini yanlış ifade etmesi birbirleriyle arasındaki hani problemi doğuruyor. Yoksa ben bu hafta Oğuzhan'la aynı ekipteydim. Geçen hafta rakibimdi. Geçen haftaya göre gerçekten bu hafta iyi bir ekip lideri olduğunu düşünüyorum. Elzem de çok iyi bir ekip arkadaşıydı. Ama aradaki işte bazı kendini ifade edememe ya da yanlış cümlelerle ifade etmenin sonucunda da aralarında tartışma çıkıyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Sonra? Ya Oğuzhan'ın bence eve geldiğimizden beri herkes biliyor zaten yüksekten atmalarını. Ben yapacağım, ben edeceğim. Benim, benim, benim diye. Aynısını Elzem'e söyledi az önce sizi girmeden önce. Sen bu eve girdin, attın, tuttun, çok iddialıyım, çok iddialıyım. O yüzden aldım seni dedi. Pişman olduğunu belirtti. Oğuzhan da aynı şekilde yapıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Bir şey yapamıyor. Oturuyor, konuşuyor. Liderim. Net cevaplar. Sadece liderlik vasfı var. O da çok ben şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bileğimin hakkıyla almışım. Hoş. Bir şey böyle yapamıyor diyor ya. Bir şey bu söyleyince araya giriyor hemen. Ama işte konuştuğunuz kelimelere dikkat edin. Oğuzhan'a bir soru sorunca net bir cevap alamıyoruz. Biz konuşuyoruz 20 saniye. Oğuzhan konuşuyor 20 dakika. O 20 dakika sonra herkes bakıyor birbirine gülüyor sadece. Ne? Anlaşamıyoruz. Yani ne konuştuk? İşte ne konuştu acaba diyoruz. Evet, şimdi Oğuzhan kısaca. Ama 10 kişi ayrı ayrı değil. Net bir cevap nasıl verim? Hepsi Burcu'nun kişi konuşmadı. 10 kişi konuşmadı yok, Oğuzhan. Oğuzhan 10 kişi konuşmadı. Lafın şöyle hocam. Bir şey söyleyebilirsin mesela. Benim seninle ilgili şöyle bir şeyim var. Ben senin söylediğin her şeyi bir şekilde kapmaya çalışıyorum. Sen dedin ki mesela konuşmaların arasında. İşte çünkü benim büyüdüğüm yerde işte atıyorum birisi işte yükseldiği zaman sen de ona yüksek bir şekilde cevap verirsin. Doğru mu? Tabii. Yani biraz böyle orman kanunları gibi herhalde. Öyle orman kendine göre kanunlar var ister istemez. Herkesin büyüme tarzı bambaşka değil mi? Büyüdüğü ortam da çok başka. Kendini gösterme, yani gösterme derken yanlış anlamak, şov yapma anlamında söylemiyorum. Kendini kabul ettirme savaşında ayrı ayrı teknikler üretiyorsun. Kimisi güzelliğiyle öne çıkmaya çalışır, kimisi zekasıyla öne çıkmaya çalışır, kimisi kuvvetiyle öne çıkmaya çalışır, kimisi de atıyorum belki de yüksek tondan konuşmasıyla öne çıkmaya çalışır. Yani Burcu Hanım, diye ben söylüyorum. Sen şimdi tabii ki burada bambaşka bir ortamda olduğun için herkesin tarzına göre cevap verebiliyor olman lazım. Herkese aynı şekilde cevap veriyor olmaman lazım. O zaman şöyle diyeceğim, böyle başlamak istiyorum. Birinize yetmedin mi? İkincinize yetmedin mi? Üçüncünüze, dördüncünüze yetmedin mi de hepiniz birden bana cevap yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Demek ki onlarda korku uyandırıyorum ki hepsi bana yükleniyor. Gülüyormuşlar. Gülün. Son gülen iyi güler. Hocam çok korkuyorum. İnanılmaz korkuyorum. Son gülen iyi güler. Korkuyorum. Ama ya arkadaşlar bu mesaj buna çok yani bu gülerken gülecek bir şey bence. Yok hayır gülerken de ciddi gül. Ben sizi kesmedim. Hocam çok kısa bir şey söyleyebilirim. Ama ben kesmedim. Ben şimdi tamam. Burcu'nun çok kısa bir şey söyledi. Bak benim bu laflarım benim bu laflarım bunlara komik gelmiyor aslında. Yani iğneliyor. Onlar bir şey yapamadıkları için sadece gülümseyerek bir cevap verdiklerini zannediyorlar. Ama öyle bir şey yok. Diyorlar ki Oğuzhan'ın yetenekleri şöyle böyle. Ya ben iki haftadır lider olurum bileğimin akıyla. Sizin hiçbir şeyinizde değil. Pazartesi. Bu benim kendi yeteneğim. Ve oyunlarda da Burcu'nun. Burcu'nun. Tamam o zaman. Aynıları biz yapmak istiyoruz. Bak ne oluyor biliyor musun? Çok güzel başlıyorsun. Anlıyor, bak çok güzel başlıyorsun gerçekten doğru söylüyorlar. Sonra çok uzun konuşuyorsun. Ben mesela ben ne demiştim de bana şu an bu noktaya geldik diye düşünüyorum. Bence herkes aynı şeyi düşünüyor. Evet, evet. Ve sonra da bir anda gülmeye başlıyorsun. Ve nasıl buraya geldi bu konu diye düşünüyor insan. Ama beş kişi söyledim. Bir şey söyledi. Beşininkinin toplamına bir cevap veriyorum. Aynı şeyi söyledim. Bakarsan burada bir şey söyleyeceğim. Bir kişi söylüyorum işte Ayda dışında diyeyim. En yumuşak sensin diye söylüyorum. Dilara'yı ele alsak mesela. Beş kişi mutlaka bulurum ben Dilara'ya karşı bir şey söyleyecek. Sen yalnız değilsin ki burada. Soner'i desem ki Soner'le ilgili konuşun. Çok rahat beş kişi bulurum Soner'le karşı bir şeyler söyleyecek. Elzem desem Elzem'e de rahat zorlanmam. Ceren'e hiç bakmıyorum bile. O yüzden sen yalnız değilsin ki sen niye tek başına zannediyorsun? Yok ben yalnızlığından değil. Ben buraya yani siz de dün dediniz herkes buradan bir şampiyon evet. çıkacak. Ben kendimde hani rakip mücadeleci ruhu gördüğüm için karşımda da güçlü rakipler gördüğüm için mücadelemi veriyorum. Ben bu yarışmada hiç kimsenin hakkını yemiyorum. Hepsinin gücünü yok, de görüyorum. Kim söylemiş? Ha, tamam, hiç hepsinin anladım. De gücünü görüyorum. Ekip arkadaşlarına ilgili hakkını yemiyorum. Ekip arkadaşlarımın olsun yarın öbür gün onlar da karşı ekibimde olacak. Yani kendi ekibimde olanlar karşı ekibimde oldu. Ve ben ona göre saygılı bir mücadele istiyorum. Tamam. Ama onlar hep böyle bir dalga geçermişçesine. Yok tacı niye taktın? Yok işte kavuk yok. Ya bunlar nasıl tamam? Varsa bir stilin bir şeklin göster Oğuzhan, göreyim. Ya köfteci tamam ama Oğuzhan geldi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim o zaman sana. Sen şu an eleme potasında mısın değil misin? Öyleyim. Bana bunu söyle. Geçen hafta da eleme potasındaydın. Şimdi öyleyim. İkinci haftadayız. İkinci haftada da eleme potasındasın. Yani demek öyleyim. Ki bir sıkıntı var. Var mı?
Ya bir sıkıntı... Ya bu eleme potası görmeyen ismi, söylenmeyen isim var ya burada. Ha? Yani değil canım mi? Var var ama değil işte... Yarışmanın formatı gereği oluyor, kaybediyoruz, ekipçe gidiyor, ekipçe kader, geliyor, bireysellik kader oluyor, bir şey oluyor. Peki. Kader. Öyle, peki. Nasip tamam. Sonuçta yine böyle bir şey oldu. Tamam, bakacağız, göreceğiz yani. Bakacağız. Bugün asıl önemli olan bir şey daha var. Bu konu, konuştuğunuz konulardan bir tanesi de buydu. Bugün sizi harika bir ödül bekliyor değil mi? Evet, 30.000 TL bekliyor. Birazdan oynayacağız oyununda zaten. Ama bu konuyla ilgili tabii ki Yağız'ın söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü birincisini kazandığı için ikincisini de kazanacağını, hatta üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini de kazanacağını düşünüyor. Oğuzhan, sen bir şey söylemek ister misin bununla ilgili? Yani Yağız hayal görüyor. Rakip olarak tebrik ediyorum. Geçen hafta jestini de yaptı bana. Ki aynı jesti bu hafta ben ona yapacağım zaten. Yağız. Hocam şöyle... Nasıl 30.000 lira? Ne yaptın sen bu arada 30.000 lirayı? Bizi çağırdı. Çağırdıklarını biliyoruz. Çağırmadıkları konusunda belki şeyleri biraz. Aslında ben aslında paraya çok değer vermiyorum. Onu söyledin, onu duyduk. Böyle evet. Yani harcamayı severim. Konuşma. Harcarım. Evet. Olsana da söylediğim gibi yani bu haftada alırsam bir işte köfte tezgahı falan açabiliriz sana istersen. Neden hani sever? Sıkıntı yok. Köfte çünkü çok güzel yapıyor. Ben hani bu işte ben iddialaştık. Köfteciyim dedi ben. Hani ha beraber de dedim hani Oğuzhan çıkarıp beraber harcayabiliriz. Ama önemli olan bu yarışı ben oyunu ben alacağım. Hani o parayı da alacağım. Geçen hafta da aldım. Bu hafta da alacağım. Önümüzdeki hafta siz da alacağım. Siz niye ikiniz arasında peki bu konuşuluyor yani? Kadınlardan bir tanesi de alabilir. Diğerleri var. Alabilirler. Evet, var burada. Şey söyledim ben bu. Ya bir sürü insan var. Sanki önce sadece ikiniz kazanabilecek. Burcu Hanım şöyle söyleyeyim. Hafta ben zaten ben şuna inanıyorum. Evet. Değil mi? Evet. Ben şuna inanıyorum. İşte, daha önce de söylediğim gibi. Zaten arkadaşlar da bunu ortaya atabilir, savunabilirler. Ben alacağım diyebilirler bana. Hayır sen almayacaksın. Ben kazanacağım. Ama şöyle bir şey var. Bir şeyi yani yapacağınıza önce inanmanız lazım. Ben şimdi alacağım diyorum ve bunun etkisi çok olacak oyunda bana. Arkadaşlara da tavsiye ederim. Ha inanmadıklarını düşünüyorsun. Kendileri önce inanmalı. Ben alacağım demediler. Ben konuşmuyorum. Ceren inanıyor musun kendine? İnanıyorum tabii. Bugün sen mi kazanacaksın? Ben kazanacağım. Para ödülünü. Güneş sen mi kazanacaksın? Burak? Kesinlikle ben kazanacağım. Murat? Evet yani. Böyle aynen. Anladım. Yaz bence biraz hava alacak çünkü ben kazanacağım. Peki Elzem kim kazanacak? Ben kazanacağım. Tamam Öykü. Biz kazanacağız. 30 bin lira senin cebinde mi şu an? Cebimde. Tamam. Ben kazanmasam bile başka kadın anladım, arkadaşımız kabul kazansa bile sevineceğim bu arada. Tamam evet. Sonra? Ben oynayamayacağım bugün ödülle ya. Niye? Oğuzhan korku saldı dizlerimin bağı çözüldü. Kendine güven. Bir şey eksik oynayacağız kusura bakma. Ben evin değilim. Ya gerçekten mi? Yoz'un aradığı rakip sensin şu an öyle söyleyeyim. Benim şu an cebimdeyim. Burcu Hanım benim aradığım rakip bu şekilde. Ben kazanacağım demeliler. Ha tamam okey evet. Ben sana alıyorum onu. Evet. Ayda bile şu anda ben kazanacağım diyor. Doğru mu? Hazır mısınız o zaman? Her zaman. Birazdan evet size 30.000 TL değerinde haftanın oyununu oynatacağım. Çok keyif alacaksınız. Ama tabii evet, ne oynayacaksınız bilmiyorsunuz. Birazdan içeride size göstereceğim. Güzel dolabı gidiyoruz. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.